TCDD Genel Müdür ataması üzerinden başladı eleştirilerini. O tweetleri rica edeyim Güven, senden, sevgili yönetmenimden. Peki, peki. Şamil Tayyar diyor ki, TCDD'nin genel müdürü eskisi FETÖ'cüydü, şimdi gelen Adnan Oktarcı 10 gün içinde istifa ettirildi biliyorsunuz. Bu kişiyle ilgili elinizde bir istihbarat raporu yok muydu? Vardıysa kim bunu sümenaltı etti? Gazetecilerin bildiği bir gerçeği iktidar temsilcilerinin, yetkililerin bilmemesi ihtimali var mıydı diyor. Ardından BİM'in sahibi biliyorsunuz ekonomiyle ilgili ve market raflarındaki denetleme meselesiyle ilgili bir çiğ süt fiyatları eleştirisi getirdi. Bu sefer Şamil Tayyar ona kızdı. Sayın Tayyar dedi ki çiğ süt fiyatını bilmem ama çiğ süt emmişleri biliyorum, derhal neşter gerek hemen dedi. Tweetler ekranlarımıza geliyor galiba. Evet, biri bu. 10 gün önce TCDD genel müdürü olarak atanan Murat Atik istifa etmiş, isabetli olmuş. Dilerim referansı da hakkındaki istihbarat raporunu sümenaltı edenler de hesap verir. Kimsenin yanına kar kalmaz. Kimi adreslediğini daha sonra Barış Terkoğlu'nun yazısından okuduk zaten. Külliye'de önemli bir ismi adresliyor bu tweet. Bir sonraki tweet'e geçelim. Onda da az önce söylediğim gibi ekonomiye yönelik, denetlemeye yönelik bazı eleştiriler getiriyor. Sadece o değil, Fakı Baba da eleştiriler getiriyor. Bu tweetler hazırlanırken İPE'ye dönmek istiyorum. Sence ne oluyor AK Parti içinde Ankara'da? Yani Fakı Baba'yı bunun dışında tutalım. Çünkü önce konuşmandan, evet, konuşmandan daha önce saydığımız isimler aslında hepsi AK Parti'den ayrılmış isimlerdi. Ve bu TCD'de genel müdür meselesi biraz evet çatlak yarattı. Özellikle üzerinde yani aslında galiba sarayla AK Parti arasında bir sıkıntı var gibi görünüyor. Tamamen hani iktidarın o saraydan yönetildiği, AK Parti'nin müdahil olmadığı, buna AK Parti yetkililerinin, yöneticilerinin müdahil olmadığı ve dışarıda tutulduğu. Zaten ben biraz sonra aslında Fakı Baba ile ilgili konuşurken onun bu tweet'i neden attığı ve neye sinirlendiğini anlatacağım. Onu da o zaman daha iyi anlayacaksınız. Çünkü bir bürokrata sinirleniyor aslında Fakı Baba. Bu tweet'i atarken biri, bir yurttaş ona telefon açıyor. Bir dakika, o zaman madem öyle o iki tweet'i de ekrana getirelim. Önce sen Fakı Baba meselesini yani anlat. Yani işleyişte bir sıkıntı var. Peki sonra ve, da İsmail'le bakanlar, eski bakanlar, dinleyelim. Milletvekilleri artık herhangi bir şekilde kıpırdayamıyorlar gibi geliyor bana. Tek adam sadece sistemi. Tek adam sistemi ve onun etrafındakiler, o saray ahalisi. Bütün kararlar oradan çıkıyor ve o yanlış kararlar da başkaları tarafından eleştirilmeye başlanıyor dolayısıyla. Şamil Tayyar'ın söz konusu tweet'i, Cumhurbaşkanımız fahiş fiyata dokununca BİM'ci Galip Aytaç meydan okumuş. Siz artırdınız deyip çiğ süt fiyatına gönderme yapmış. Çiğ süt fiyatı raflardaki zamlar kadar artmadı ama insanoğlu çiğ süt emmiş deyişini hatırlattığı için müteşekkiriz. Vakit, neşter vakti. Hemen diyor Şamil Tayyar. Kimi neşter yapıyorlar, ne oluyor, bunları anlamaya çalışacağız. Birazdan programımızın adıyla müsemma vadi gibi perdenin arkasına bakacağız. Geçelim Sayın Fakı Baba'nın tweetine ve hemen İpek'in özel demecini dinleyelim. Bütün siyasetçiler elbette dürüst, adaletli, demokrat olmalı. Hakka ve hukuka riayet ederek halkımıza her zaman hesap verebilmelidir. Bütün bürokratlar da aynı şekilde bu değerlere bağlı olmalı ve hesap vermeleri gerektiğini unutmamalıdır. Deşifresi sende. Perdenin arkasına sen baktın. Bu tweetten sonra aradın Sayın Fakı Baba'yı. Sayın Fakı Baba'yı aradım. Ne oluyor? Neden rahatsızsınız? Kim hesap vermeli diye sordum. Hepimiz hesap vermeliyiz dedi. Peki dedim, siz bu tweet'i niye attınız? Hepimiz bir şey derken mi? Biz de mi vereceğiz? Evet, o öyle diyor. En çok sen bu haberlerinden onu anlatacağım. Zaten sürekli. Peki bak, neden dedim? Yani bu tweet'i neden attınız? Bir şey mi oldu o anda? Evet, bir şey oldu dedi. Şimdi Fakı Baba yaşadığı bir olay üzerine çok öfkelendiğini söylüyor. Olay şu. Geçen gün bir vatandaş aradı. Tarım Bölge Müdürü ile görüşmek istiyorum dedi. İki kere adını vermek istemediğim bir bakanlıktaki bölge müdürünü aradım. Bana cevap vermedi. Fakat sonra benim aracı olduğum arkadaş görüşmüş. Kendisine benim vaktim yok, sizin bakanınız da beni aradı. Cevap vermiyorum bak demiş. Telefonunu göstermiş. Orada Sayın Fakı Baba'nın kendisini aradığını ama kendisinin cevap vermediğini söylemiş.
Bakın Fakı Baba onu arıyorsa vatandaşın menfaati için arar. O bu telefona cevap vermemeyi bir marifet sanıyor. Oysa bürokrat işini yapacak, halkın hizmetkarlığını yapacak, sorununu çözecek. Bakan da bürokrat da milletvekili de bunu yapacak. Bu tweet'i onun üzerine attım diyor. Yani artık işlerini yapmıyorlar demeye getiriyor. Buradaki asıl bomba tweetten sonra AK Parti'den hiç kimse ne yapıyorsun, ne demek istiyorsun diye aramamış mı kendisi? Ben sizi sordum yani siz bu tweet'i attıktan sonra çünkü mesajlarına ulaşmamış o zaman. Hayır aramadı, ben bakanlıktayken de aramazlardı bana şunu yapma bunu yapma diye dedi. Bir kere bu paylaşımı ben partiyi karıştırmak için yapmadım dedi. Yani bu paylaşımı dürüst olarak, çok samimi olarak, içimden gelerek paylaştım. Demokrasinin ilk adımı hesap vermektir. Bana göre halk hesap sorar, milletvekilinden bakanına, bürokratına kadar hepimiz hesap vermek zorundayız. Bu koltuğa geldiğinde neydin? Ne oldun? Nasıl oldun? Bunların sorulması lazım. Şuna buna değil. Herkese, hepimize, milletvekiline, bürokrata, bakana, herkese sorulmalı bu dedi. Ve AK Parti'den de herhangi bir kişinin kendisini aramadığını söyledi. Bomba bence. Asıl bu cümle bomba. İsmail, sen de diyeceksin. Senin ben tabii kendisi sempatik bulduğum bir insandır ama sonuçta çok genel geçer şeyler söylemiş. Yani bunu 100 yıl önce de söylesen aynı, CHP'liyi de söylesen aynı, AK Partili'yi de söylesen de aynı. Yani ama bu Erdoğan Bayraktar üzerine mi bunu yaptınız dediğimde hayır, bunu Erdoğan Bayraktar üzerine yapmadım. Hiçbir şekilde bunu onun üzerine partiye yapmadım yönelik dedi. Bir hamle değil. Ben dedi sinirlendim, bir bürokrata sinirlendim. O bürokratın hiç hani, ya burada da aslında yani şu ortaya çıkıyor. Hani eski bakanlar hala AK Parti içerisinde aktif biri bir bürokratı arıyor ve o bürokrat onun telefonuna dahi çıkmıyor. Evet. Mesele burada aslında yani. Evet. Yani, enteresan yani. AK Parti şöyle, bir şey oluyor. Şöyle, bilmiyorum ama o var tabii de. Ya bu örnek için böyle mi bilemiyorum. Çünkü o kadar belirsiz konuşmuş ki. Yani AK Parti'de kimse bu cümlelere itiraz etmez ki. Herkes evet doğru der yani. Somut olarak neye kızdığını anlamıyoruz. Somut olarak anladığımız kadar bir bürokrat telefonuna çıkmıyor. Evet, belki adamın işi gücü vardı yani. Yani bundan ötürü atılmışsa doğru değil. Hayır, adamın işi gücü değil ama bak diyor. Senin diyor... Eski Tarım Bakanı'nın da beni arıyor, ben telefonu açmıyorum diye oradaki kişiye gösteriyor bunu. Bilmiyorum yani. Yani bu kendi anlatımı tabii ki yani. Anladım ama yani bir şey diyemiyorum tabii somut olarak. Yani herkes bunu şu an İpek'in anlattığından daha çok önemsedi bu yazdığını. Şimdi ben bu tweet'i görüp bu yorumu duyunca yani i̇şte gereksiz yere önem vermişim dedim. Aynen öyle, aynen yani, öyle. Yani bu şimdi. Şey Erdoğan Bayraktar'la alakalı bir şey ama değil ama zaten yani. İpek bence bu öne ya şurada şu, bu ya tweetle yorum açı tweetle açıklaması arasında o kadar uçurum var ki ya bu tweete gereksiz yere anlam göstermişiz ya bu açıklama doğru değil. Yani insan diyor ki ya insan buna kızıp tweet atar mı? Katılıyorum sana. Ya bu tweetin de açıklaması o mu olmalı? Bence yani geri sana yanlış bilgi sanki. Demek Hı-hı. söylemek istemiyorum. Yani sana yanlış bilgi verdi diye demek istemiyorum Sayın Fakın Baba için ama bence yani ya burada bence yazdığı bence aranmış kadar, ve şey mi yapılmış ya şimdi yani. Diğer tweet benim için yani Şamil Tayyar daha dost doğru yazmış. Vaketin eşler vakti. Hayır, hemen. Ondan önce TCD'de genel müdürü içinde. Ben hep bu tweetleri, bu tür tweetler yazıyorum. Şimdi Erdoğan Bayraktar olayı oldu diye oraya bağlandı diyor mesela. Peki, Şamil Tayyar'ı Şamil Tayyar. Şimdi daha dost doğru yazmış. Yani gazeteci olmasından da kaynaklı olabilir. TCD'de genel müdürü içinde diyor ki, dilerim referansı hakkındaki istihbarat raporunu sümen altı edenler de hesap verir. Kimsenin yanında kalmaz. Ve bundan sonra BİM'in sahibi Galip Aytaç kendisini suçlamasına da cevap vermiş. Burada tabii Galip Bey suçluyor. Çünkü diyor ki ya sen benim şunu demek istiyor Şamil Tayyar. Siz bizim dönemimizde her sokak arasında market açtınız. Yüzüne gözüne dursun yani söyleyeceğim bu mu? Özür istemiş diyor zaten. Tabii, açıkça bu yüzden söylüyor bunu. Yani. Evet. Diyor ki ya sen benim dönemimde A101 BİM gibi İslami tandanslı süpermarketler zincir haline geldi. Ülkeyi çepeçevre sardılar. Dolayısıyla günün sonunda fahiş fiyattan biz yakınınca demek bize kafa kaldırıyorsunuz şeklinde bir ithamla cevap veriyor. Ama bir öncekinde ben Şamil Tayyar aradım. Yani kendisine sordum. Dedim ki TCDD ile ilgili, TCDD'nin Adnan Hocacı, görevden alınan Adnan Hocacı Genel Müdürü ile ilgili bir sümen altı edilen bir dosya mı var? Yahut bir referansım var. Dedi ki yani dedi illa ki
TCD'de genel müdür olduğuna göre bir ona referans olmuş olmalı. Yani somut birini kastetmiyorum ama işleyiş böyle olmalı. Biri referans olmuş olmalı ve onun hakkında gazetelere kadar düştüğüne göre bilgi bir rapor hazırlanmış olmalı diye 99'da ve son Adnan Hoca operasyonunda. Ya rapora bile gerek yok. Google'a girsen bakıyorsun yani. Çat diye çıkıyor Google'da zaten. Google'da çıkıyor zaten adamın Adnan Hoca olduğu. Kaldı ki şirketi üstelik o kuruma ihale süreçlerine giren. Yani ihale zaten orada bir kamu işleri ya şimdi var. Daha ihale sürecinde onun anlaşılması lazım ama